Valla şimdi zirveye oturmadan önce olsaydı birçok şey vardı. Ufak tefek eleştiriler vardı vesaire ama artık aslan hakikaten durdurulamıyor. Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi tarih tekerrür etti. Galatasaray liderliği aldıktan sonra sezon sonuna kadar şampiyonluk geldi ve şampiyonluk sonrasında bile ligi lider bitirdi. Bugün de 11. haftada zirveye oturdu ve burayı bırakacak gibi de görünmüyor. Bırakmak da istemiyor. Önde bir bayağı bir maçı var. Evet, Kasımpaşa maçı zor geçti. Evet, Çaykur Rizespor maçı zor geçti. Ama geçtiğimiz sezona o kadar çok benziyor ki Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum. Geçtiğimiz sezonlardaki tek fark, geçen sezon tek kulvarda mücadele ediyordu. Eksik olan oyuncular, yeni transferler, tıpkı bu sezon olduğu gibi geç gelen transferler, Icardi'nin form tutması, Lucas Torreira'nın sakatlığı gibi birçok etken sayardım. Ama zannediyorum 7. 8. haftadan sonra aslan bir açıldı, pir açıldı ve sezon sonuna kadar bunu götürmüştü. Şimdi de benzerlik olarak geçen sezon da rekorlar kırdı Galatasaray. Bu sezon çok fazla rekorlar kırıyor. Şimdi başlığımıza geleceğiz. Onun içinde başka rekorlar da var. Hani olağanüstü bir Galatasaray görüyoruz. Belki iyi futbol oynamıyor ama kenetlenmiş, aidiyet duygusu hisseden, sakat sakat maça çıkan, yorgunluk nedir bilmeyen, Okan Hoca rakibe göre kendini ve takımı çok iyi hazırlıyor. Baktığımız zaman Galatasaray taraftarı geçen senenin çok daha üzerinde. Her maçta Galatasaray kazanan futbolcular, büyük efor sarf eden oyuncular var. Ama taraftar son yıllarda öylesine ateşli, öylesine takımını destekliyor ki ben baktığım zaman Bayern Münih maçı, Beşiktaş maçı, Kasımpaşa maçı, taraftar en direkt etki ettiği maçlar. Bu sezon Galatasaray sıkıştığı anda taraftar devreye girebiliyor. Burada mesela Kasımpaşa ile oynuyorsunuz. Çok oyunun düştüğü yerlerde volümü öyle bir yükseltti ki Galatasaray taraftarı. Burada taraftara gerçekten de ayrı parantez açmak istiyorum. Onları ayrıca kutluyorum. Canlı izlediğim bütün maçlarda taraftarın hakkını vermek lazım. Burada Ultra Aslan gerek koreografilerde gerekse geçtiğimiz hafta açmış olduğu Filistin'e destek pankartı bu hafta İngilizce olarak açmaları. Bunlar için ayrıca kutluyorum ben Galatasaray taraftarını. Takıma geldiğimiz zaman da ya yorulmak bilmeyen bir Sacha Boey var. Yorulmak bilmeyen bir Lucas Torreira var. Sanchez en son gelmesine rağmen yorulmak nedir bilmiyor. Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu milli takıma gidiyorlar. Diğer arkadaşlar üçer dörder gün izin yaparken onlar izinsiz oynuyorlar. Bunların hepsi bir özveriyle oynuyor. Diğer taraftan bakıyorsun Sacha Boey hala 450 bin euro oynuyor. Bir gün benim maaşım niye yükselmedi demiyor. Kerem Aktürkoğlu bunu sorun yapmıyor. Yönetimsel anlamda içeride ufak tefek sıkıntılar oldu. Cemal Özgörken istifası bunlar hiç takıma yansımadı. Galatasaray iyi yönetiliyor. Saha içinde de saha dışında da taraftarıyla da krizlere sebep vermiyor. Birliktelik, aidiyet duygusu olduğu zaman da gerçekten başarı geliyor. Galatasaray'ın bugün liderliği bir tesadüf değildir. Hak edilmiş bir liderliktir. Çünkü hem Avrupa'da hem Türkiye'de çok çok iyi giden bir Galatasaray var. Evet, zaman zaman futbolunu eleştirebiliriz ama kazanmasını biliyor. Bunu da herhalde Okan Hoca bir taktik olarak, teknik olarak bunu bilerek yapıyor. Yoksa Galatasaray'ın bir farklı maç kazanması, bazen zaman zaman işte takımı zora sokması ama rakibe göre hazırlıyor. Yeniden söylemek gerekirse aslan payını vereceğimiz çok adam var. Muslera'ya çok geçmiş olsun. Hatay ve bu hafta Bayern Münih maçlarında forma giyemeyecek. Araya sonra milli maç geliyor. Ondan sonra dönüşteki karşılaşmalarda Manchester maçıyla yeniden formda bir Muslera'yı göreceğiz. Torreira'yı, Sanchez'i, Boey'i, Abdülkerim'i tabii ki takımda başka liderler, başka öne çıkacak oyuncular da var. Ama bu oyunculara çok ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Zaman zaman tartışılan futbolcular var. Okan Hoca'nın istatistiklerine baktığımız zaman rekorlar kırıyor. Geçen sene de kırdı, bu sene de kırdı. Madem ki böyle rekorlardan giriyoruz, 44'e daha henüz gelmeyiz ama 45 maçta 36 galibiyet, 4 yenilgi, 5 beraberlik. Çok iyi bir istatistik bir teknik adam için. Genç bir teknik adam için. Bir şampiyonluk. Araya şampiyonluk için şu anda zirveye yerleşmiş bir takım. Puan ortalamasına baktığı zaman 2.50'nin üzerinde. Bunların hepsi güzel şeyler. Bakmak lazım, beklemek lazım ama bu liderlik Galatasaray'a bence Bayern Münih maçı öncesi de çok büyük keyif verecektir. Çok büyük moral verecektir. Oraya giden taraftarlar da keyifli gidecek. Oraya giden teknik heyet de, yönetim de, futbolcular da bu liderliğin önce tadını çıkartacaklar. Sonra Bayern Münih maçında burada oynadıkları futbolun benzerini bize yaşatmak isteyeceklerdir. İnşallah puan ya da puanlarla döner. Galatasaray kazanır, kazanmaz mı bilmez ama bu keyif, bu moral, liderliği vermiş olduğu özgüvenle bayağı bir maçına karşısına çıkacaklardır. Evet, şimdi abi hızlıca bu 44 yıllık rekora da geçmek istiyorum. Sonrasında hem Bayern Münih'i de konuşacağız ve yine tabii izleyicilerimizin de
yorumları, sorular var. Onlara da geçeceğiz. Ben hemen detayı okuyacağım abi. Sözü sana bırakacağım. Galatasaray Süper Lig'de çıktığı 11 maçta ilk yarılarda rakiplerine gol izni vermedi. Bu sezon lig müsabakalarının ilk yarılarında 9 kez fileleri havalandıran sarı kırmızılı ekip rakiplerinin ise skor üretmesine müsaade etmedi. Galatasaray 1978-79 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 11 maçında ilk yarılarda gol yemeyen ilk takım oldu. Yani burada ilk yarılarda kaleyi kapatan Galatasaray'ı görüyoruz ve az önce de söylediğim gibi 1978-79 sezonundan bu yana gerçekleşmiş bir rekor bu. 44 yıla tekabül ediyor abi. Az önce de ifade ettim. Bu 44 yıllık rekor güzel bir rekor ama her yeni haftada yeni bir rekor çıkabilir karşımıza. Bakın böyle bir rekor biraz araştırma yapılarak çıkmış ortaya. Emeği geçen arkadaşlara kutluyorum. Tam Anadolu Ajansı haberi olabilir bu. O yüzden önümüzdeki günlerde de Okan Hoca'nın yeni rekorlarını görebiliriz. İşte Şaşıboy Sanchez'in rekorlarını görebiliriz. Lucas Torreira Melo tartışmasıyla maç maç istatistiklere baktığımız zaman bunları görebiliriz. Hakikaten bu sezon çok farklı bir sezon. Aidiyet dedim ya, ben aidiyete çok dikkat ederim. Galatasaray'ın bundan önceki abi sezonlarda... Aslında, sözünü keseceğim burada mı? Şimdi az önce aslında çok önemli bir noktaya değinmiştin. Geçen sezondan bu yana aslında Okan Buruk rekorlar kırarak devam ediyor. Yani her hafta baktığımızda biz hani nerede ya biraz abartacağım ama 2-3 haftada bir biz bir gazetede Okan Buruk'un kırdığı yeni bir rekoru bile görebiliyorduk yani. İşte o yüzden de ona özellikle vurgu yaptım. Puan ortalaması çok yüksek. Bak yeni rekorlar oradan gelecekti bir defa. Yani 45 evet. Maçta puan ortalaması 2.50 üzeri. Bunu da çok alışkın değiliz. Bu futbolculara da sirayet edecektir. Okan Hoca'ya zaman zaman en çok eleştiri yapan insanlardan bir tanesi benim. Bunu söyleyeyim. Oyuncu değişiklikleri konusunda. Şimdi bak hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum. Muazzam rakibe göre hazırlıyor takımı. Her rakibe göre. Küçük, büyük. Hangi takıma karşı takımı oyuncularını nasıl hazırladığını çok iyi biliyor. Geldiğinden bu tarafa. Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş içerideki derbisi, Bayern Münih, hani Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor. Çok iyi rakibe göre takımı hazırlıyor. Zaman zaman sadece oyunun belli bölümlerinde o değişiklikler değiştiririz. Biz Okan Hoca'ya geçtiğimiz sezon göreve geldiği zaman 4. ya da 5. haftada daha tamamlamamışken 5. Fatih Terim eşlikleri açıldığı zaman çok sistem etmiştim. Yani 4 hafta olmuş bu adam geleli. Yani 5. kez Fatih Terim'i çağıran bir sosyal medya vardı. Şimdi aynı Okan Buruk bir şampiyonluk kazandırdı. 2. şampiyonluk için yola gidiyor. Avrupa'da da 2. tur için kapıları açmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Okan Buruk ve öğrencileri. Yönetim Okan Hoca'ya destek verdi. Hani bu rekorlarda teknik heyet anlamında az önce tekrar ifade ettim. Puan ortalaması çok yüksek. Bak içini böyle eştikçe yeni şeyler çıkabiliyor. Her hafta yeni rekorlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde belki puan toplanacak yukarı olabilir. Orada da gol yemem olabilir. Oyuncuları da ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü Okan Hoca'nın güvendiği oyuncuların çoğu yüzünü mahcup çıkaran, mahcup etmedi. Tabii ki hala hazır olmayan oyuncular var. Bunda sistemimiz var. Ama Zaha, Hakim Ziyech, Tete bunların hepsi çok üst düzey oyuncular. Size aynı anda maç kazandırabiliyor. Buradaki önemli şey Fatih Terim'in son dönemlerinde Galatasaray'da kiralık oyuncular çok fazlaydı. Kiralık oyunculardan aidiyet duygusu beklemeyin. Mesela Icardi, herkes şu anda Icardi, Abubakar karşılaştırmaları yapıyor. Birisi hasta olup maça çıkmıyor. Birisi ayağında işte 3 haftadır iğneyle çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Fatih Terim böyle oyuncuyu çok severdi. Gel bakayım buraya oynamak istiyor musun? Ya işte belim ağrıyor. X bir futbolcu isim vermeyeceğim. Ne yapıyor? Belin ağrıyor. Hocaya soruyor doktor oynar mı diyor. Oynar diyor. Tamam mesela onu oradan göze. Eğer abi doktor... Mesela sen isim vermedin ama ben bir Serdar Aziz örneği vereceğim. Yani çünkü Fatih Hoca döneminde böyle bir durum yaşandı. Ben birebir olayın canlı şahidiyim. Serdar Aziz olayında öncesinde var bir kamp olayı, sonra İstanbul olayı, sonra bir Dubai olayı ve ondan sonra da zaten Galatasaray'la bir ayrılık süreci yaşandı. Buna benzer baskı oyuncular da var. Geçmişte savunmada oynayan başka stoperler de var. Serdar Aziz, Fatih Terim önünde tabii ki en canlısı. Golcü futbolcu Ankara Gücü'ne gitti. Sonra şu anda Atletico'da oynuyor. Eren derdi yok. Onunla bizzat evet. Yaşamış olduğu bir şey var. Doktor oynar demesine rağmen oynamıyor sağlık heyeti. Pardon diyor, ağrım var. O zaman tamam. Ayrılış şeklinde mesela Eren derdi yok. O şekildedir. Böyle çok isim sayarım. Ama şu anda aidiyet duygusu çok fazla hisseden oyuncu var. Mesela Şaşıboy 20 maç 90 dakika. Lucas Torreira geldiğinden beri ilk haftaydı galiba. 2 hafta evet. Sakatlık sonra tüm maçlarda. Muslera sakatlıktan çıkıyor. Oynuyor. Şimdi bakıyorsun Abdülkerim Bardakçı milli takımdan geliyor. Hiç izin istemeden oynuyor. Bir çocuğu oldu. Allah bağışlasın. Allah sağlıklı bir şekilde büyüsün inşallah. Kerem keza aynı şekilde. Hani kimi sayarsak sayalım ben yoruldum diyen yok.
yakıştırma yapacak olursak, bak burası çok önemli. David Sanchez'i ben Popescu'ya çok benzetiyorum. Galatasaray Popescu'dan sonra stoperde böylesine profesyonel, böylesine ayaklarını kullanabilen, topu oyuna sokabilen, rakibi ısıran, çok fazla kart görmesini sevmeyen profesyonel oynayan bir oyuncu. Diğer taraftan Lucas Torreira, Melo'dan sonra öyle bir 6 numara bulmadı dedik. Ama Melo'yu bence hiç aratmıyor. Hatta Melo'dan artıları da var. Kimse kusura Evet. bakmasın, Lucas Torreira Melo'nun bana göre artıları fazla olan bir oyuncu. Mesela şunu söyleyebilirler. Yapma ya diyebilirler. Hayır. Melo bugün Galatasaray'da oynamış olsa VAR'ın olduğu yerde çok kart görürdü. Ama Lucas Torreira hem saha içinde profesyonel, hem hırçın, hem de agresif. Bunların hepsini yapabilmek çok güzel bir şey. Faul yaptığı zaman özür dilemesini de biliyor. Rakibini incitmeden topu böyle tereyağdan kıl çeker gibi alıyor. Takım oyundan düştüğü zaman da yukarı çıkarmasını biliyor. Bir bakıyorsun ileri uçta. Eksik olan ne? Gol atamıyor. Yani bu oyunla oynasın, kimse kusura bakmasın, gol atmasın. 6 numara çok fazla gol atmaz. Çünkü 6 numara orada toparlayıcıdır. Galatasaray'ın son 5-6 maçta rakiplerine verdiği gol pozisyonlarının kaçında Lucas Torreira var kesmesinde? Birçoğunda da Torreira var. Kesinlikle. Hani Evet. burada Lucas Torreira gol atmıyor. Hadi oradan ya derim, Lucas Torreira gol atmıyor diyen insana. Atacaktır. Denedi. Bayağı bir maçında, Beşiktaş maçında deniyor. Çok da gerçekten şık vuruşları var. Biri olacaktır. Ama Lucas Torreira önceliği şu savunmada Abdülkerim Bardakçı, Nelson'un işini hafifletmek, bana göre orta sahadaki biraz daha gücüne güç katması için o 8 numarada Kaan Ayhan, Endombele, baktığımız zaman Sergio Oliveira, bu isimler, hatta Kerem Demirbay gibi isimlere rağmen orada Kaan Ayhan'la oynuyor. Dolayısıyla performansının ve biraz da zaman zaman görevinin önüne çıkıyor. Galatasaray iyi yolda. Galatasaray rekorlar kırmaya devam ediyor. Ben edeceğini de düşünüyorum. Bayern Münih maçında da Muslera'nın yokluğunu mutlaka Galatasaray arayacaktır. Burası çok önemli. Günay Güvenç'e güveniyorum. Geçmişte yaşadığı şampiyonluklar, alt liglerde, Süper Lig'de çok başarılı çıkardığı maçlar var. Bazen talihsizlikler bazı futbolcuları yarayabilir. Hatay Spor maçında Günay'ın oynayacak olması, Okan Hoca'nın Bayern Münih maçında dönüşte 3 yerlide elini hafifletecek. Bu da çok önemli. Yani sol bekte belki Evet. orada tekrar bir yabancı kullanabilir. Sergio Oliveira'yı orta sahada kullanabilir. Bu bir maçlığına belki avantaj olabilir ama Galatasaray gerçekten iyi yolda. Zirveye oturdu. Kolay kolay da zirveyi bırakmaz. Hatay Spor maçını kazanırsa Bayern Münih maçından sonra hakikaten önü çok açık. Galatasaray...